Âl-ü İmran, müstakil bir ikinci Kur'an'ın uzun surelerinden birisine geldik. Evet, Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın, kelamından istifade etmeyi, onun rızasına uygun olarak okumayı, okutmayı, çalışmayı, hizmet etmeyi nasip eylesin. Evvela Rabbimizin rızası, başka bir şey değil. Bizim bu çalışmalarımız, özellikle cumartesi faaliyetlerimiz yıllara dayalı. Yani 25 yıla yakın cumartesi derslerinin böyle bir çeyrek asırlık geçmişi var. Bu çalışmamız bir, bilgiye dayalı, iki, beceriye dayalı, daha sonra belgeye dayalı. Belge bizde yok biliyorsunuz. Belge hafta içi tasih huruflarda var, resmi çalışmalarda var. Biz önce bilgi, beceri, ondan sonra olacaksa olursa belge. Ama birinci sıraya belgeyi koymadık. Zaten buraya gelenler belge için gelmiyorlar. Şu an benim karşımda, tam karşı cephemde bulunan talebelerimiz, buranın gerçekten müdavim talebeleri. Buranın gerçek, hakiki talebeleri. Arkadaşlarımız hepsi vazifeli Diyanet'te. Ve bunlar yıllardır gelip gidiyorlar. Haftada bir defa muntazam bir şekilde yarım sayfa, bir sayfa, üç satır, iki satır. O günkü duruma göre okuyup gidiyorlar. Kahir ekseriyeti Diyanet görevlisi ama ara sıra içlerinde serbest meslekten, diğer meslek gruplarından da var. Dolayısıyla ben bu arkadaşlarımızı, tabii hocalar hariç, onlar zaten hocasız olmaz. Ama bu mekanın asıl talebeleri, sayfacılar, çünkü hiç ara vermediler. Mazeretleri olduğu izin aldılar. İki hafta, üç hafta, beş hafta ama hep geldiler ve gelmeye inşallah devam edecekler. Ya geleceğinde asistan adayları, bunların hepsi hoca ve kendi bölgelerinde ders okutan arkadaşlarımız. Evet. Peki şimdi bir harf talimi yapalım önce. Evet, Mustafa Efe, bize bir harf talimi yap bakalım. Mustafa hocanızla beraber gür bir ses ile harfleri bir geçelim. Sonra bir başka hocamızdan tecvid tahlili alalım. Sonra da biz yolumuza devam edelim inşallah. Evet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet. Evet. Et. Et. Es. Es. Engü. Engü. Eh. Eh. Elh. Elh. Endü. Endü. Ez. Ez. Elm. Elm. Ez. Ez.
Şimdi yine hep birlikte kelime tahlili, tecvid tahlili yapalım birkaç ayet. Sonra hocalarınıza tekrar döneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hem ahkama verilen hükümlere şu var bu var, şu var bu var diyerek daha bir dikkat. Bir de tecvide dair bu ıstılahları güzel kullanmak, doğru kullanmak. Lehçemizi düzeltmek, yanlışımızı düzeltmek. Mesela meddi tabi'i, misal. Bunlar bizim için artık önem arz ediyor. Biz çünkü eğitici durumdayız. Böyle kıytırık, kulaktan dolma aldığımız seslerle değil, doğru bir ses ile hangi kavramı kullanıyorsak ona dikkat edin. Yani bilgiye ve buna bu hususa dikkat edin. Ha, bu şekilde telaffuz edilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, meddi lazım. Buraya kadar meddi lazım. Lam, mi. Mim mime uğrayınca idgam misliğin maal gunne. Zaten harfi müsakkale denmesinin sebebi de bu. İdgamdan kaynaklanan bir ağırlık, bir sıklet. O ifade bu sebepten kullanılır. Mim, meddi lazım. Ayet surenin ilki, birinci ayeti. Şayet vasıl yapmak istersek, bunlar sorulduğu için biz takdiri suallere cevap diyoruz. Takdiri sual. Şayet vasıl yaparsak, İ'lem enneke izâ vasalte elif lâ mîm ilâ lafzatil celâleh fefil mîmi likullil kurra el meddu tavîl vel kasr. Kaynaktan okudum. Bütün kurraya göre elif lâ mîmi buradaki lafzayı celâle bitiştirdiğimiz zaman bütün kurra Ebu Cafer hariç onun sekteleri vardır. İki vecih var. Med ve kasr. Med tul, tevassu, 4 elif, kasır, 1 elif. Tul, 4 elif, kasır, 1 elif. Yapacağız şimdi onu. Kur'an hocaları bunu bilecek. Hocam buradan nasıl geçeriz? Onu söylüyoruz. Şöyle, tul, elif, lam, mim, Allahu la. Burayı yapıyoruz. 1, 2, 3 ölçüler. Elif, lam, mim, Allahu la ilahe illa hu. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Meddi lazımda sükunu lazım diye bildiğimiz harfin sükunu da %100 mutlak değil. Bak burası işi bozuyor. Mim Allah. Mim Allah. Mim neden fetha? Lafzayı celalin azametine ve tefhimine kalın okumak Allah'ı mana olarak da bir onun azametine riayettir. Ama ince okunursa o eksilir, olmaz. Yani düşünce fetha harekeyle geçiş lafzayı celalin şanına, şerefine, tazimine uygundur. Bu anlamda kitapta öyle diyor zaten. Mura'ah bi tefhimil celale. Evet. Bir de kasır var. Onu da yapalım. Elif, lam, mim, Allahu la ilahe illa hu. Evet. Anlaşıldı mı? Vasıl nasıl yapılır? Şart değil. İstersek ama
vakıf yaparsak zaten hiçbir mesele yok. Devam ediyoruz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Dudak hareketlerini istiyorum. نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق. Mesela hak kelimesinin altını çizdim özellikle. Demek ki tüm şeddeli harflerde vakıf halinde o şeddeyi belirtmek üzere acele etmeden bir nebze duracağız. Bilhaq. Yanlış. Bilhaq. Tamamen yanlış. Galgale hatırlayın. Kuvvetli bir ses işitilinceye kadar mahrecin hareketlendirilmesi. Bir harf mahreçten çıkarken kendine has sesi vardır. Kalkalesiyle artı bir ses kazanır. O artı ikinci bir ses için beklememiz lazım. Hakkı, ebe değil. Burayı bilhak kelimesini, sadece o kelimeyi dediğim tarzda bir daha telaffuz ediyoruz. 1, 2, 3. Bilhakku. Tekrar. Bilhakku. Hemen bırakmıyoruz. Müsaddiqan lima beyne yedeyh. Müsaddiqan lima beyne yedeyh. Hafızlar ezber okusunlar. Zaten üç kelime okuyup duruyoruz ezberinizde. Olmayanlar da okuyabilir. Çok aşina olduğumuz sayfalar, sureler. Dolayısıyla ezber okumak hocaya bir avantajdır. Ölçüleri verirken uyum sağlanmasına vesile olur. Ama metine bakarak tereddütlü okuyan iki defa dikkati dağılır. Bir hocaya bakması lazım, bir metne bakması lazım. İki defa dağınır. Ezber okuyalım. Üç kelime, dört kelime. Evet. Ve enzelet التوراة والإنجيل. جزيل. Ne kadar güzel. Hemen fark etti. مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ Gayet güzel. وَأَنْزَلَ الذين كفروا بآيات الله
idi. Vallahu azizun zuntiqam. Vallahu azizun zuntiqam. Çok güzel. Ezber, ezber. Fil erzi ve la fis sema. Şeddede acele etmiyorsunuz. Fil erzi ve la fis sema. Huvellezî صَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ هُوَ الَّذِي صَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ kalkale minhu ayatun muhkamat minhu ayatun muhkamat hünneye geriden yerine alacağız hünne dikkat Hunna ummul kitab Hunna ummul kitab Ve uharu müteşabihat Emma'ya geçeceğiz. Mesela duyuyorum ben. Femmellezine. Femmellezine. Hep bunlar duyulan şeyler. Muhtemelen bu hatalar. Femme, femme. Acele okunduğu için. Ama hemzeyi muhakkaka. Bunu söylerken bütün emsalini ona göre uygulayın. Ders dinletirken de işiniz kolay olsun. Orada da ayrıca bunlarla uğraşmayalım. Femmellezine.
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ meddiliğinden sonra gayin kalın. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Biraz ara verelim. Sonra hocalarımız devam etsinler. Son ayetin üzerinde birkaç kelam etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Allah Hazreti Peygamber'e Hazreti Kur'an'ı indirmiş. O Kur'an'ın içinde muhkem ayetler var, bir de müteşabih ayetler var. Muhkem, İlk bakışta anlaşılan hükmü bildirdiği gayet açık ve net. Açık ve net olan ayetler. Müteşabih, ilk bakışta anlaşılması kolay olmayan, idrakimizi zorlayan, ancak sembollerle anlatıldığı için şu manaya da gelir, bu manaya da gelir, şu da kastedilmiştir, bu da kastedilmiştir ama netice Allahu a'lem bis-savab. Ulemamızın, selefi salihinin, bizden öncekilerin en son güzel hükümleri budur. Yani zaten ilimde derinleşmiş olanlar, ahlak da öğretiyor bize.
cahilce değil, ilmi var. İlmen derinleşmiş, araştırmacı. Fakat bir yere kadar Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini anladığı kadar anladıktan sonra müteşabihler üzerinde her ne kadar fikir imal etse de şu 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 yorumları yapsa da en son ahlaka bakın. Âmennâ bihi. Küllün min indi rabbina. Hepsi Rabbimizin katındandır. Ve neyi murad etmişse biz de ona inanıyoruz. Allah'ın bu ayetlerle murad ettiği ne ise biz ona iman ediyoruz. Şimdi geçmişte Kur'an öncesi semavi kitaplar üzerinde tahribatlar yapılmış. Müdahaleler olmuş. İki türlü müdahale olmuş. Birisi metni tahrif etmek, eksiltmek, atmak, kaybetmek, yakmak. Metnin bizzat kendisine yönelik tahrifat. Öbürü manaları üzerinde oyunlar. Öyle değil de şöyle, şöyle değil de böyle. İlahi muradı, ilahi muradın kastettiği anlamlar dışında keyfe ma yaşa. Menfaat çıkar, siyasi menfaat, iktisadi menfaat, toplumsal menfaat veya ideolojik menfaat vesaire vahiy metinleri üzerinde uğraşılmış. Kur'an-ı Kerim burada bize geçmişte özellikle Hristiyanların kitapları üzerindeki bu yanlış ve korkunç uygulamalarına işaret ederek Müslümanları uyarır. Kur'an'ı böyle bir yaklaşımla asla ele almayın. Kur'an üzerinde böyle bir müdahale hayalinizden bile geçmesin. Çünkü kalpleri bozuk olanlar diyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْوُ. Kalbi bozuk, niyet bozuk, içi bozuk olanlar açık ve net ayetleri bırakıp onlarla amel edeceği yerine müteşabih ayetleri kurcalamaya, keyfi, mesnetsiz, ne Hazreti Peygamber'den ne sahabe-i kiramdan sahih haberlerle herhangi bir rivayete dayalı olmadan keyfi uygulamalar veya keyfi yorumlarla niye böyle yaparlar? Fitne çıkarmak için. Fitne. Bak, ibtiga el fitne. O halde biz dersimizi alalım şimdi. Hazreti Kur'an'ı anlamaya çalışırken bir, Kur'an'ın Kur'an ile tefsirine bakacağız. Bu ayetin acaba bir başka ayetle tefsiri var mı? Öyle hemen bulduk, şap yapışmayacağız. Hayır. Kur'an'ın Kur'an ile bir tefsiri var mı? İki, bulamadık. Kur'an'ın o ayetin Hazreti Peygamber'e dayalı bir beyanları var mı? Yoksa sahabe-i kiramın tefsir uleması, müfessirin ulemasından bu ayetle ilgili rivayetler var mı? Daha aşağı geliyoruz. Sonra bütün bunlarla beraber Arap dilinin inceliklerini, sadece işte fiil, fail, mef'ulü bilmekle Kur'an anlaşılmaz. Arap dilinin sarfını, nahvini, edebiyatını, atasözlerini, şiirlerini, sanatını, inceliklerini bilen insanlar bu az önce saydığım rivayetlerin ışığında Kur'an'a yaklaşır ve muhkem ayetler üzerinde beyanlarda bulunabilirler. Bu sözlerimin teyidi babında Kur'an meali yapılabilir mi? Kur'an'ın tefsiri özellikle meali yapılabilir mi? Merhum Elmalı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin kitabının ilk cildini özellikle Fatiha öncesi sayfalarını okuyun. Bakın ki meal yazmak ne kadar zormuş. Hatta imkansızmış. Ama onları o kadar güzel beyan ediyor ki şimdi elimizde mevcut şu kadar 70-80 tane veya 90 tane benim saydığım kadarıyla meal var. Adam efendim mesela bakın sayı benden sonra bayağı artmış. Masanın üzerine mealleri koyuyor. 10 tane meali. Geçiyor bilgisayarın başına. Bir ona bakıyor, bir ona bakıyor, bir ona. Ortalama. Oldu mu? Oldu. Ben de meal yazdım. Bundan Allah'a sığınırız. Ya mevcudu ile, bu mevcut içerisinde en sağlamları ile yola devam ederiz veya ilmini yaparız. İlmini yaparız. Biz de o sahada
bir şeyler yazarız ama sonunda ne deriz? يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّنْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. O halde Hazreti Kur'an'a yaklaşmak, meal veya tefsir babında yaklaşmak ciddi bir behre ister, altyapı ister, ilim adamlığı ve ilim ahlakı ister. Evet, bu kadar açıklama yeter. Peki, şimdi dualarla yolumuza devam edelim. Fatih Hoca gel bakalım. Dua ayetleriyle. Şuraya kadar sen okut, öbüründe Züğine'ye kadar Kerim okusun. Ondan sonra arkadaşlarımızdan tedbir dinleyelim. Evet. Ezber okuyorsunuz, ezber. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا Milledünke. Dudak ileride olacak. İhfa yaptığımız zaman. Bazı arkadaşlarımız milledün dudağı geri çekiyorlar. Buna dikkat edelim. Milledün. Bu yanlıştır. Dudak ileride olacak. Milledünke rahme. Milledün. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. Rabbena.
İkinci harfin harekesine göre şekil alır diyebiliyoruz. Dolayısıyla az önceki vermiş olduğunuz kelimelerden bir tanesi idgamdır. Bu son esas sormak istediğiniz kelime ihfadır. Tabii dudak talimi daha ziyade hocalardan ahsettiğimiz bir olaydır. Kitabi bir yönü yoktur. Belki kitaplarda yazılır ama esas bud min efvahil meşayih ibaresine göre hocalardan nasıl almışsak o şekilde taklidi bir hadisedir. Hocam yanlışınız varsa. Sağ olun. Kerim Hoca gel bakalım. Şimdi iki örnekten yola çıkarak soruya cevap vermeye çalıştı Fatih Hoca. Ben de ekleyeyim. Ledünke de ihfadır. Öbürü ve uduhenna ilgamdı değil mi? Lam-ı tarifin ilgamdı. Şimdi ledünke derken aradaki nun dudakların geriye çekilmesine engel olur. Onun ihfa ediliyor, telaffuz edilmiyor. Yani arada nun değil de bir başka harf yani kaf dal kafa idgam edilseydi kafın harekesine bakacaktı. Ötre ise ileride üstüne ise geride. Ama arada nun engeldir. Dolayısıyla ileriye geçemiyoruz, geride kalıyoruz. Geride kalırken harf, hangi harf vardı? Daldır. Harekesi nedir? Ötredir. O halde dudaklar ileridedir. İhfa durumu değiştiriyor. Ama mesela وَمَنْ يُؤْمِنَّ مَعْرُدُ neden? İdgam edildiği için, ihfa değil, idgam edildiği için aradaki nun zaten gizleniyor. Ondan sonraki gelen harfin harekesi nedir? Ötredir. O halde dudaklar ileridedir. Tam tersi olursa, mesela
vücuhiyye. Tam tersi. Burada ben yine aradaki nunu kaldıralım. İlfa ilgam edildiği için. İkinci harfimiz nedir? Y'dir. Harekesi nedir? Üstüdür. Nerededir dudaklar? Geridedir. Yani ihfada biraz eksiklik var. Tam ikinci harfe geçiş söz konusu idgamdaki gibi olmuyor. Birinci harf daha bitmiyor. Bilmediği için işimiz birinci harftedir. O da daldır ve ötredir. Dudaklar ilerler. Anlatabildim mi? Fatih Hocam dediği gibi bu tamamen hocaların uygulamalarına dayalı. Eski tecvid kitaplarının hemen hemen hiçbirinde bu manada böyle pratiğe yönelik bir açıklama söz konusu değildir. Son zamanlarda bizim çağdaş dediğimiz dönemimize ait eserlerde bunlara yer veriliyor. Uygulama dikkat çektiği için ama eski kaynaklarda yok efendim. Bu mealuhu yedi. Men yu'minu, men yu'minu diyen de oluyor. Men yu'minu diyen de oluyor. Evet. İlk yaptığım bu. Yani hüküm müdvanın fihtedir. Onun harekesi neyse ona göre. Beklemeden dudakları ileri uzatılacak ve dudakları ileri uzanmışken o hüküm icra edilecek. Anlatabildim mi? Evet. Şu kul evine bir hüküm. Oraya kadar. Evet, derse başlıyoruz. Mütalaa bitti. Peki. Bismillah. Kul lillezine değil mi hocam? Oradan devam ediyoruz. Şimdi ilim açısından bir şey bildiğimiz mevzu bahis değil de şöyle bir şey zihinlerde belirebilir. Yani hocam bilmeden mi soruyor? Böyle bir soru geldi. İzah edince ben bu işin ehlinden bunu sorayım. Oradan siz de yukarıdan dinleyin. Bu bahisle sordum. Yoksa izahı için başka bir arkadaşa gider onu talim ederiz. Bilmediğimizi de biz biliriz. Bilmediğimizi araştırmak için müsaade isteriz. Kitaplara, kaynaklara bakalım da deriz. Çünkü akademik terbiye onu gerektirir. Evet. Şeyden galiba. Şuradan galiba. Kul illezine. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم سبيل الله
وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ şeyler de duyabiliyoruz hocam, müsaade var değil mi? Yani bu gunnenin malum sıfatı terkiktir. Yani kalın harf geldiği zaman gunne yapacağımız yerde eğer kalın harf varsa bir sonrasında orada böyle bir kalınlaşma meyli olabiliyor. Böyle sanki kalınlaştırarak okuma. Halbuki onu ayarında, denginde tutmamız gerekiyor. Açık, net, temiz bir şekilde. Evet, kulağıma geldi. Onun için ikaz etmek istedim. Peki tekrar ediyoruz orayı. Vel kanatir. Vel kanatir il muqantara. Evet. Vel من الذهب والفضة والخيل المسومة حسن المآب.
Güzel gidiyoruz değil mi? Elhamdülillah, huzur içerisinde. Yaklaşık iki sayfa tasih huruf. İnceden inceye elenmiş, süzülmüş, tasih edilmiş harfiyle, kelimesiyle iki sayfa talim okudunuz. Gayet güzel. Takip ettim. Hocalarınızın tasih hurufları gayet güzel. Böyle olmalı ve bu iş bu şekilde öğrenilmeli. Şimdi tabii hep böyle okursak Kur'an 10 yıla ancak biter. Değil mi? Zaten tamamı 23 yılda inzal olmuş. Biraz şimdi orta şeride geçip biraz gaza basacağız. Orta şeridin trafik kurallarına uygun gideceğiz. Şu ana kadar sağ şeritten ağır bir şekilde, belki arkadakileri biraz kızdırdık ama orta şeride geçip biraz gaza basalım. Şimdi son ayeti yine birkaç cümleyle paylaşmak isterim. Bizim dersimiz sadece kıraat dersi değil, ilk göze çarpan güncel mesaj ağırlıklı ayetler üzerinde bir iki kelam. Allah hepimizin fıtratına, vücut programımıza, bir takım şeylere sevgi beslememizi yerleştirmiş. Yaratıcı bunu istemiş. Hepimiz fıtratta var, programımızda var. Nedir? Erkeğin kadına, kadının erkeğe bir sevgi duyması. Sevgi duyması. Çoluk çocuğa, oğullar ama tabii çoluk çocuk, kız ayırımı yok yani. İnsanın sevgi beslemesi. Altın ve gümüş servetlerine. Bakın ya, ne kadar altına düşkün bir adam demek yerine altın olabilir, gümüş olabilir. Biraz sonra söyleyeceğim ama onu sevgi düzeyinde tutup tutkuya çevirmemek lazım. Tutkuya çevirdiğiniz an tutku sizi esir eder. Eşyanın esiri oluruz. Oysa ki biz eşyayı kendimize esir yapmamız lazım. Ev mi bize sahip, biz mi eve sahibiz? Araba mı bize sahip, biz mi arabaya sahip? Yazlık mı bize sahip, biz mi ona sahibiz? Bunun ince ayarı sevgiyle tutkuyu ayırmak lazım. Çoluk çocuk sevgisi tabii. Özel yetiştirilmiş hayvanlar, yarış atları vesaire. Bunlar sevgidir, güzel şeylerdir. Besili hayvanlar, sağmal hayvanlar ve ekin, arazi. Ama gemi suda giderken suyun üstündeyse güzel. Ama su geminin içine girerse o zaman yanlış. Gemi batar. Yani bütün bunlara olan sevgi, bize, Allah'ı, dini, mesajları, peygamberi unutturur. Etrafımızı görmezden gelir. Ne hali varsa görsün dersek hep bana, hep bana diye tutkuya ve tehlikeli noktaya götürürse biz bir numaralı esir oluruz. Allah öyle duruma düşmekten muhafaza eylesin. Servet güzeldir. Varlıktan zarar gelmez. Ama varlık sahibi onu vereni tanırsa, onu vereni unutmazsa, onu verenin verdiği yerlere vermezse varlık insanı iflasa götürür. Allah o duruma düşmekten muhafaza eylesin. Herhalde bu kadar da yeter. Biz yolumuza devam edelim. Şimdi bütün hocaları dinleyeceğiz sırayla. Ama lütfen tedbir seyriyle, sakin sakin başlayarak, birdenbire yüklenerek girmeyin. Yavaş yavaş ve hızlı bir şekilde 2-3 ayet okuyayım. Sonra arkadaşlarımız devam etsinler. Dün bir yerde soruldum. Tedbirde bazen bazı sayfalar, satırlara geliyoruz. O hızı devam ettiremiyoruz. Doğru. Mesela tecvidi bol,
mahreci sıfatı birbirine yakın zor harfler geldi mi bir duruyor insan. O onun beceriksizliği anlamında değil. Herkese hastır. Tabii çok metin okuyan biraz daha bu işi kotarır. Neye benzer? Arabamızda giderken belli bir hızda yollara engeller konur ya, bizde de garayip engeller vardır biliyorsunuz. Tuhaf tuhaf engeller böyle. Oraya geldiniz mi hafif bir fren, orayı geçtikten sonra yola devam. Okurken de o ilgili harfler ve tecvidin çok olduğu yerler buna benzer. Oraya geldik mi ufak bir değişiklik tabii bir şeydir. Yoksa karışır harfler. Okuyoruz, ben okuyorum. Şimdi metne bakın. Şu anda metne bakın. Kulağınız bende olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Falan camide ikindi namazında imamım. Vakte baktım 45 dakika var. Yüzü bitirmem lazım. Öyle okuyacaksınız. Okuduğunuz gibi şayet okursanız akşama bitmez. Onu düşünerek. 40 dakika, 45 dakika. قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Cemaat sizi dinliyor. Cemaat öğreniyor. Cemaat eğitim alıyor. Ses merakı değil. Makam nefes değil. Cemaat buradan ders alıyor, öğreniyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Evet, Faruk hemen başlıyoruz. Mikrofon kimde? Seri. اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الناس فبشرهم بعذاب أليم
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون hayır adına
yaptığı her şeyi hazır vaziyette karşısında görecektir. Ne hayır yapmış? وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ Şer adına yaptığını da bulacaktır. Yani وَتَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ takdirindedir. Teveddü isteyecektir. لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا بَيْنَهَا زَمِيرِ سُوءٍ وَسَيِّئَةٍ müennes, ikisini karşısında hazır bulacak yaptığı güzelliklerle çirkinlikleri, fakat isteyecektir ki o kötülükle kendisi arasında olsun, emeden ba'ide, ba'ide, uzak bir mesafe. Mana bu. Eğer hiçbir yerde vakıf yapmadan ba'ide'ye kadar gelirsek, iyi dinleyin, nefis, kişi acaba yaptığı iyiliklerle mi yoksa kötülüklerle mi arasından uzak mesafe olduğunu isteyecek, iltibas var, karışıklık var. İkisine beraber mana şamil olabilir, karışık. Acaba yani karşısında iyilik ve kötülüğü bulunca hangisinden uzaklaşmak, hangisiyle arasındaşılmasını isteyecektir? %50, %50 bu manada bir karışıklık var. Ulema, yani ayet böyle anlaşılabilir, okuyucu zorlanabilir diye oturmuşlar, bunlara işaret koymuşlar. Bu manadan dolayı muanekalar ortaya çıkmış ve şöyle yapmışlar. Muhtara kelimesinin üzerine 3 nokta ve cim koymuşlar. Cim koyabilirlerdi ama aşağıdaki kurtarmıyor. 3 nokta ve cim. Yani iki ihtimal. Mananın tam ortaya çıkması için iki. Her nefis hayır adına ne yapmışsa karşısında bulacaktır nokta. Burası anlaşıldı değil mi? Gayet açık. Ve fakat kötülük adına yapmış olduğu şeylere gelince noktalı virgül isteyecek ki bunlarla aramda bir mesafe olsun. Burada mana uydu mu uymadı mı? Gayet açık. İkinci ihtimal, bu ihtimale göre muhtara kelimesinde vakıf, vakfı tamdır. Tam bir vakıftır. Ve mâ amilet cümlesi mübtedadır. Arapça bilenlere söylüyorum. Ve mâ amilet cümlesi mübtedadır. Ve mâ ile başlayan. Teveddü ise onun haberidir. Evet, daha da detaya girmiyorum. İkinci ihtimal, eğer ve mâ amilet min su cümlesini مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْدَرَا'ya atfedersek, o zaman muhtara'da vakıf yapılmaz. Nerede vakıf yapılır? مِنْ Bu da ikinci ihtimal. %50, %50. Ama kanaatim odur ki yanılabilirim ben. Birinci muhtara'da durmak, öbüründen geçmek biraz daha ağırlıklı geliyor benim şahsıma, ama Allah'u alem. Evet. Ulema'dan Kerim Hoca'ya öyle görmüş. O da aynı gruptan. Yani o muhaneka bu. İnşallah oraya geldiğimizi açıklayalım. Burası anlaşıldı mı? Talebelerimizi anlatabilecek miyiz? Aynen böyle bu şekilde. Yoksa arkadaş orada da durulur, burada da. Oradan da burada geçelim. Biraz da izah edelim bunları. Bir işin, bu işin bilgi tarafı olsun. Peki, evet okuyoruz Fatih Hocam. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ
Vallahu semi'un alim. İz qalet imra'atu İmran Rabbi inni nezertu leke ma fi baqni muharraran fetaqabbal minni inneke entes semi'un alim. Felemma فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ يا مريم قلتي لربك واسجدي.
واتبعنا الرسول
التوراة والإنجيل إلا
فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Mustafa, öbür sayfadaki ayına kadar yine tedbir bitiriyoruz. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا رب العالمين كلامını okuduk ve dinledik kusurlarıyla birlikte kabul eyle ya Rabbi dersimizi hayırlara vesile eyle hasıl olan ecir ve manayı evvelen bizzat hulâsı-i mevcudat serdefteri mahlukat sevgili peygamberimiz şefaatçimiz baştacımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pâk-ı tayyibelerine bağışlıyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin şefaatlerine bizleri layık ve nail eyle. Amin. Diğer Peygamber Aleyhisselam ve Resulü Fikham aleyhissalatu vesselam Efendilerimizin ashab-ı güzin, ashab-ı muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i mübinin ruhlarına bağışlıyoruz. Haberdar eyle. Amin. Bu Kur'an'ı bizlere elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, şu ana gelinceye kadar ulaştıran Fazl-ı Kiram'ın, hocalarımızın, İmmi Hutaba'nın ruhlarına hediye ediyor. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin. Şu anda duamıza amin diyerek iştirak eden Haziro'nun ve ekranları, bilgisayarları başında bizleri takip edenlerin geçmişlerinin ruhlarına bağışlıyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi bağışla. Amin. İşlerimizde hayırlar, bereketler nasip eyle ya Rabbi. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Huzuruna iman üzere varabilen bahtiyarlardan eyle bizleri ya Rabbi. Rızana uygun amellerde bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وآلهم والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة